Bu ne oğlum? Senin saçını kim kesti? Ya şimdi saçım mı ya oğlum? Selam hakim. Şu hareketi yapma babacığım ya. Benim bu. Ben 30 yaşında gelsem video çekersem bu hareketi yapacağım. Kime göre neye göre. Başladı değil mi? Evet. Böyle deyince garip oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuzda başlığı görmüş olduğunuz üzere Emre'nin motoru topluyoruz, basıyoruz. Yani kısacası motorlarımızı fuara hazırlıyoruz. Aksesuarlarımız var, aldığımız malzemeler var. Arkada başlamak istedim. Önümüzde bir toplantı var, bir fuar var. Yağmurlu olacak diye bir söylenti var. Hani hava durumu öyle gözüküyor. O toplantıya gideriz gitmeyiz belli olmaz. Bizim amacımız motorlarımızı artık bir şekilde hani güzel göze hitap etsin. Basıklık olarak, aksesuar olarak. Enver'in motorun ilk halini gördünüz zaten. Bir ara şattı yani, kendisi şu an video çekiyor. Yavaş yavaş onu topluyor, sıfır depo aldı vesaire aldı. Şu anda da yaklaşık içeride 1300-1400 liralık bir malzemelerimiz var. Onları da takip edeceğiz. İki video olacak, Enver'in motorunun modifiyesi ayrı, benim motorun modifiyesi ayrı. Şimdi size geri videoyu bırakıyorum. İçerideyiz, içeride de bir konuğumuz var, kuzenim var, Necat abim. Onu da göstereceğim size, o da R25 sahibi. Onunla da videolar çekmeyi düşünüyoruz. İsterseniz yoruma da yazın tabii ki. Garajdayız. Yerimizi bilmeyen varsa şöyle bir gösterelim garajın etrafımızı. Beni tanımayan olan varsa Berk Çakmak. İzmir Bayraklı'da oturuyorum. 20 yaşındayım. Daha önce bisiklet, araba, motor, karışık videolar çekiyorum. Şu an motorlarımız burada. Gel Enver'cim. O sinematik çekimler yapıyor. Allah! Oğlum bizim YouTube kullanıcı buna alışık değil. Yapma öyle şeyler. Kara düzen yapacaksın. Oynat elini. Ne yapıyorsun abi? Motorlar burada. Ne abi? Devam ediyor muydu, kesiyor musun? Tabii kesmiyorum. Şu an devam. Tamam. Motoru göstereyim ben. Kendi motorunu göster. Motorunu göster. Gel şimdi babacığım, şuradan aksesuarlarımızı göster. Ben de o sırada sayayım. Fiyatlarını sayayım aklımda kalanları. Yağ soğutucu 70 olması lazım. Fındıklar 130. Kulaklar hatırlamıyorum, 100 küsürlü. Başkanın orta ayaklı olması lazım bu. Benim orta ayaklık. Yok, bu başkanın ayaklık, bu benim orta ayaklık. Sivillerim yamuk benim zaten. İşte yan sehpa var, kırmızı şerit var. Yeberi siyah çamurluğum var. Motoru göster bir. Şu olaydan dolayı şu şeritler belli oluyor mu videoda? Daha önceden şerit varmış. Bunun sevmediğim ve motoru özenle topladığımız için sıfır yeberi aldım. Kendi orijinal sakalım var. İçine boyadım kötü durum görüntü olduğu için. Beyaz şeffaf duruyor böyle için, alacalı bulacalı. Daha sonra orta sehpamız var. Erciğim var üzerinde ama ercik çizik sağa sola vurmaktan kötü. Enver'in stop camı var. Far kaşımız var. Çekidemirimiz var. Egzoz şapkamız var. Vites çorabımız var. Takozlar var. Plakalıklar var. Daha da ne olsun zaten, yeter artık. Bunları takacağız. Enver'in motora takacağımız şeylerden bir de 72 tel ve 0, 1.50, 0 yanaklarını göstereyim Enver'cim. Yani 72 teller 0 değil ama geri kalan 0 iş lastiğine kadar. Daha sonra geri kalanı sizde motora Enver sökecek. Enver yapacak. Ben de videoda olacağım. Kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Gerisi sizde. Güzel bir like ve güzel bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Instagram hesaplarımızda açıklamada bulabilirsiniz. Takip ederseniz sevinirim. Videomuza geçelim. Ustam Enver. Hadi bakalım. İlk önce ne yapıyoruz Enver'cim? Kardeşim cevap versene. Kardeşim ne? Jantları söküyoruz. Jantları söküyoruz. Niye? Jantları değiştireceğiz. Doğru. Ben de ne benim yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ayrıca motorumuzu basmak isteyen arkadaşlara bir uyarı. CG'si olan olmayan olur, bilen bilmeyen olur. Bu çamurluğu buradan kesmeniz lazım, yoksa lastik buraya sürtüyor. Hatta basacağınız dereceye göre değişir. Ne? 15 dakika önce öğrendi. Hayır ya, dünden öğrendim ben. Pardon kardeşim. Enver'in deposu, eski depo nerede? Başkana verdi. Şöyle bir sarı şerit almış buna. Kırmızı şerit kalmadı ama bunu değiştireceğiz, kötü bir görüntüsü var. Depoyu 500'e mi aldın Enver? Evet. 500'e 0 depo aldı. Görüntüsü kötü diye. Gelen motor ne? Java. Güzel sesten. Esat'ın CBR 155. Exos mu taktı o? Hayır. Şey, tesisatçı Mehmet. He, Falcon. Aa, yeni mi oldu? Yok, onun arkadaşının. Öne yebere tak diyenler daha önceden yoktu. Motorun ilk fotoğraflarını videolarına bakarsanız görürsünüz. Değiştirdiği şeyleri sayacağım size. Ön kafa değişti tamamen. Depo değişti tamamen. Şimdi jant lastik değişiyor. Daha sonra makine değişecek. Yani makine görmüş olduğunuz gibi alacalı bulacalı, nikelajı vesairesi gitmiş ve pis. Bunları yaptıracak Enver'cim. Para harcayacak, güzel paralar harcayacak tabii ki de.
Başka Enver 72 tel takıyorsun şimdilik. Daha sonra ne dejant takacaksın onu bize bahset. Şaşmaz 144 takacak. Güzel. Ben de jant olarak şu an 36'larla basacağım. Daha sonra jant değişikliğine gideriz. Ben ya 36 ya 144 seviyorum zaten. Çamurluğumuzu keseceğiz. Enver'in stopunu değiştireceğiz. Bakalım. Güzel bir işlem yapacağız. Motoru basacağız bir de değil mi Enver? Ön arka dip mi? Helal mi? Helal. Dip bir dip oldu dip mi? Ortası. Ortası. Bizde yalan yok diyoruz. Güzel. Şöyle tekrardan göstereyim malzemeleri Enver göstermediyse. Yani nikel plakalıklarımız var. Stopçam var. Ben Enver'in motoruyla ön kaldırırken düştüm. Yani arka şeyi kırıldı. Plakasının şeyi ve stopu. Ondan onu aldım. Yani ben aldım kardeşime. Kardeşim. Yanaklar da ama güzelmiş. Enver bana mı taksaydık yanaklarını? Bu kadın acil gelmesi lazım ya. Değil mi? Levye vereyim mi abi? Sehpa sökecek. Orta sehpayı mı? Sekmanı. Ben sökerim sekmanı. Sök o zaman. Video çekiyorsun o yüzden ben dedim Okan'a. Tamam sıkıntı söyleyeyim. Yok. Sök kardeşim. İzin istin arkadaşlardan. Sök kardeşim beni. İzin istin arkadaşlardan. Ne izni? Sekmanı sökmem için, videoyu durdurmam için. Söker misiniz kardeşim? Hayır oğlum onları tamam ben sökeyim şunu geliyor. Okan yokuş çıktığı için yorulmuş. Ben yardım ederim şeysin. İyi misin kardeşim benim? Sen bizim bir tane misin Okan? Okan şey Emre başka eleman yok. Şimdilik arızalanma. Bir şey söyleyeyim mi? Ay sana yanak tak ya. Para kalmadı onun. Onlar bunun yapıştı. Bu sıfır yanaklar mı? Evet. Senin yanakların da var. Abi sana zaten 17 hep son 7. Hep son 7. Ne? Bundakileri söyle bana deme. Ben de söyledim de kabul etmez. Biliyorum ben bunu az çok. Ya bırak evesi olsun. Deposunu çalarız. Depo olsun. Gece ondan sonra motorunuzu bulamazsınız. Nasıl bulamıyorsun? Bulamazsın beni ararsın. Ön jantımız tamam. Ön jantlardan söküp takmak çok basit arkadaşlar. Tamam öyle şey yapalım sıkarız. Önemli yani. Olan arka jantı söküp. Biz sıkarız diyoruz ya abi otomana çıkıyoruz. Bir bakıyoruz sıkmamışız. Unutmuşuz. Sonra şey ara. Peki somun ara. Lastik çıktıktan sonra mı anlıyorsunuz? Bak abi gel. Çıkmadan anlıyorsun. Anladım. Hayır lastiği somunlar düşüyor. Evet. Baktık somun düşüyor lastiğin çıkacağını fark ediyoruz. Okan yerden koklarken sen bir fren alalım. Yok bir ay daha öyle biniyoruz. Ha iyi o zaman. Bak abi nasıl değişti? Bu senin motor değil. Bak abi. Aha. Abi bir de bana müsaade edersen videodakiler. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Aynısı oldu. Motorun kaderi değişti. Bu senin motorun değil bence. Ya düşme ne? Bu motor ön basılsın bak o zaman gör. Jant. Hayat neydi? Unuttum. Okan'ım. Sekman. Dur boş ver Sekman. Kalbim hadi kardeşim benim. Bak ben işten geldim. Okan bayılmış ya. Eve gidemedim. İyi mi? Abi be. Şu taraflarda bir yerde bir Nescafe olacak. Nescafe mi? Aynen soğuk olan. Onu versene ben onu kıtlama yapayım abi ben onu. Şöyle mi? Tabii abi kıtlama yapayım ben onu. Tamam. İki günlüğe kadar tamam. İçebiliyorum. Aynen bu soğuk daha güzel. Starbucks. White chocolate mocha ice. Seni çağırıyorlar. Ben gidiyorum kahve almaya. Kahve almayacaksın oğlum. Nerede oğlum? Başka bir şey yok. Kardeşim Fuisti. Ne işiz? Fuisti. Lipton abi. Şeftal Lipton. Hiç hayır abi. Fuisti mi dayı? Hayır Fuisti daha kalitesiz. Sen Fuisti hiç kalitesiz. Hayır bir kalitesiz seviyoruz oğlum. Ha. İnceyi yakalayın arkadaşlar. Evet, mide yok, kelepçe var. Karaciğer bitik, ayakta mantar var, yaşar. Heh, yaşadı, padişah. Ne diyorsun yaptınız makara? Lupo'da. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oğlum çocuk Lupo ne olur? Oğlum Halley'in çakması. Kalitesiz şey yeri bilmiyor. Siyah Lupo. Hayır, Lupo Halley'in bir orijinali oldu. Allah Allah. Erdal da bilmiyor Lupo'nun ne olduğunu. Mustafa biliyor. De ki Erdal Lupo. O zaman bir mek zaten çay mahalleye gittim. Neyse Erdal'a söyle bir tane halleyi versen de gerek gel ama. Abi bir tane halleyi versen ya. Oğlum harbiden çok güzel durdu. Evet. Oğlum arkaya yardım edeceğim mi? Arkaya yardım edeceğim mi? Elimi yık abi sen elin. Senlik bir şey yok. Sen R25'e binen adamsın abi. Senin bunlar da ne işin aldılar. R25'iniz kapıda mı Necati Bey? Yok onu eve... Bir gösterebilir miyim? Eve götürdüm. Tabii de eve götürdüm. Eve gittim ha. Hadi ya. Valla yağmur yağacak. Bir de yer yaptırmışsın ona. Ben yaptırmışım. Yük dedim. Kapı çalıyor Enver. Of kapıdan da çok güzel duruyor ya. Zindan. Cam filmi. Kim geldi? Bilmiyorum ki. Okan geldi de. Okan... Kim bu? Başkan mı? Kardeşim benim geldi. Ne geldi? Bomba. Selama kim? Ama kurban kesiyorsunuz haber vermiyorsunuz. Gözlerim söyledi, öyle sökeyim. Yürürken oynuyordu onlar. Ha böyle. Kurban kesiyorsunuz haber vermiyorsunuz, ayıp ya. Al. Kurbanlık burada. Allah lastik kalemi, seversin. Necdet abi, efendim? Lupo, Lupo mudur nedir? Büyük var, ondan mı alayım? Zaten büyük satılıyor abi ona. Bir de kardeş...
şifresi. Şifre abi. Değil temas. Yani kurban kesiyorlar ama. Onlarda yok. Yok mu? Onlarda yok. Abi nasıl bir yerde yaşıyorlar? Şey. Ne ortama bak ya. Kartı şifresi ne abi? 7894. 7894. Oo bütün YouTube duydu abi, kartı düşürürsen ben sana söyleyeyim. Oğlum kartı çalmışlar abi. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Ahmet! Oğlum sigarayı bırakın lan! Kartın üstünde kart numarası yok. Yeni kartta kart numarası yok üstünde. Evet evet. Cava'yı keseceğiz. Cava'yı kesiyoruz. Hadi al bakalım şu tekmanı çıkartıyoruz. Hadi bakalım. Niye demedin gereken getir. Adam zaten sekmanı söküp gidecekti, onun için geldi. Abi dur. Abi bismillah çeker misin kurban için? Abi. Abi bismillah de. Allah'ım. Yapma oğlum yapma. Zaten yeteri kadar günahımız var. Abi alttan. Abi ya ne yapıyorsun? Otur şuna aç. Abisini. Sana bir şey konuşuyorum abisini. Bilader. Abi alttan zaten, sen yanlış yapıyorsun. Abin yanlış, sen doğru. Bir cümle içinde bütün devrik cümleleri kullandım. Bone niye? Hı? Bone diye kurbana şey düşmesin diye. Kan fışkırmasın. Kan fışkırmasın. Hadi Enver, deliğe sokabileceğim bugün. Sok. Enver daha önce deneyimin yok mu? Yok. İlk mu olacak abla? Abla mı? Çorapları da çıkartayım mı? Yok onlar. Parayı attım diyor. Atmak önündeyim. Arayacak. Kardeşim boneyi çıkar yeter. Ondan sonra onu öyle takamazsın. Zaten ilk başta onu yapman lazımdı, tamam mı? Şimdi onu oradan kaldırıyorsun. Kaldı, nereye kalkıyor? Çok kalktı kardeşim. Onu neden söküyorsun şimdi? Conta olmadan çıkmaz. Uy. Ben hadi batır şunu. Jantın dişisini çıkarmak için. Diğerine jantı. Abi. Abisini. Senin motorda da aynısıdır abi. Alttan kastıksana kurban olduğum. O bayağı yıpranmış değil mi? Yıpranmamış, orijinal bir şeye benziyor. O yüzden zor çıkıyor. Yıpranmış olsa bir, çok kolay çıkıyor. Ona bir şey değil mi? Neydi o? Yok. Dur. İyice yamulacağız şimdi. Bir de 40 diyorsun sen. Lan yamuldu lan. Tamam geçir böyle, yamulma. Tak şuraya ya. Neler oluyor hayatta? Abim bak. Bu kadar açıktan sonra. 2000 years later. Bak ben diyorum sana. Şunu yapacaksın, geçeceksin ya. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Benim şey gelmiyor ki. Dur. Ne yapacağız? Neyi vereyim sana? Reklamlarda izledim ben bunları. Okan, yedi, yemek nasıl mısın oğlum? Moron olanı alacaktım. Yok abi. Yok. Halle yok. Halle abi, karadut yedin mi? Halle'yi karadut yedin mi? O da olur mu? O çok güzel. Halle'yi ye, al onu al babacığım. Çok güzel. Halle'yi karadut. Mor olanlar. Tabii. Alır mısın rica etsek? Halle'yi değil. Şey yapacağım ama. Rica etmeye geldim. Arada para şey varsa ne yapacağız? Tamam Erdal'dan para üstü alacağım. Nasıl? Mantıklı değil mi? Lupo daha fazla. Sen kartın biz veririz de vermeyeceğiz. Sen de dursun dedin değil mi Erdal'a? Sen al, sen geçir şıkıtı. Abisinin 72'yi verir misin? Kurban kaçtı. Sen dur. Başkan kafaya bak motorun. Git oraya git de bak. Allah'ım mesela. Şinal 1 milyar aldım dedi bir daha adam. Kim? Necat abi. Neyi? Sana zaman şeyler versene. Şunu içine koyalım. Düzdan şeyin içinde şurada. Düzdanlar anahtarın altında kalıp beni arar. İşi takma. Okan sana çok güzel geldi. Okan yeminliydi mi? Bunu karadutlu mu alıyor? Şöyle görüyor. Evet. Bulduğunuz yiyin, bulmadığınız yemeyin. Valla ya. Benim dedem hep şey derdi. Üst de almışsın. Evet abi. Lüfton dedim. Kalitesi istiyorsunuz ya abi. Biri bunda bu mide bozmayacak mı sen? Biri kaliteli, biri kalitesiz. Tamam. İkisi bir yerde yemedik hiç. Sonra sen abi bir mide. Ya bir git Allah'ın sonra. Mustafa abicim kalk. Oğlum hastaneye git lan, acile git acile. Benim dedem hep şey derdi. Yemek buldun mu ye, sopa buldun mu kaç. Ya ne alakası var şimdi konuyla. Vallahi. Güzel kızlar deme. Bak pardon, tersine de gibi miydi abim? Tersini çevirmeyeceğim. Ayaklar ucuna. Tamam. Bence bunlar dursun, iş bittikten sonra. Ya Okan. Ya oğlum Okan, hadi ya. Barmenlik yapsan oradan bir. O bir ışık aradı bak. Su geliyor. Su mu geliyor? Abi tamam, bize su aktı. Üstte Suriyeliler var ya abi. Su akıyor buradan ya. Adamın kralı be. Boneyi de çıkarmadı hala. Niye öyle don takıyorsun? Gözlükten kendini görsen Okan. Bence kim var? Kim olabilir? Kurban kesiyorlar ama.
O zaman Lasik takınca görüşürüz. Videomuz uzun olmasın. Olaylar çok değişti. Jantman takıldı. Enver diyor ki eski egzozuma da bir yemek motor çift egzoz eşliğinde. Ondan benim egzozu Enver'e veriyoruz. Enver takacak. Bir kere daha güzel diye. Geldi abi. Olta geldi. Tamam. Bunları şeye koyarız. Çok pislenmiş lan. Ondakini buna takabiliyorsun abi. Yıkamacının çıkartacak mı? Çift mi yapacak? Ne abi? Çıkartacak mı? Çift mi yapacak bunu? Hayır tek ya. Çift yapamaz abi. Kaynak maynak bir tane iş. Abi yok silmeyecek. Yeter motorla yıkamaya gidecek ya yarın. Tanzikli. Evet arkadaşlar. Amortisörleri çıkardık. Fındıkları taktık. Fındıklar 28 cm olduğu için motorun amortisörleriyle aynı şeyi karşıladı. Şu an ince detaylara giriyoruz. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler dedi Enver Bey? Baba benim moralim bozuldu. Bana dalaşmayın lütfen. Canavar ver. bana lütfen dalaşmayın. Ne vereceğim? Ama sen ben dur konuşalım. Ben bu amasörleri kesmem mi? Demek istedim ki amasörleri küçülteyim mi? Aç abim sen bizikinleri ince ben erçek. Ya sen ben her türlü garantiyi aldım babacığım. Burada lama demiri ben ayarladım kendimi. Ben anlamıyorum. Düz. Nereye kesemezsin? Neydi? Kesersin oğlum sen manyak mısın? Kesip kaynatması mı lazım demek istiyorsun? Hayır kesip... içindeki yayı çıkarsana sen direkt. Düz. Kaynatması lazım diyor. İçi oynamıyor diyor. Düz. Nasıl oynamıyor düz bildiğimiz düz. Düz demir. Aç içini birader. Hayır evdekilerden bahsediyor. He. Ben evdekine demiyorum. Sen bunun içini aç abicim yay çıkacak içinden. Yayı çıkar. Açılıyor mu? Senin saçını kim kesti? Ya şimdi saçım mı ya oğlum? Ömer abi. Ya bu kesmiş. Niye döndürüyorum açılmıyor? Açılmıyor fındık göndermişler. Çünkü öyle değil de kafanın... Hem malzemeleri de Aycan motordan aldık çoğunu öyle söyleyeyim. Farklı farklı sayfalar da var ama çoğunu Aycan. Ne yapıyormuşuz? Fırlamıyor değil mi kanka? Fırlıyor. O zaman kaç şakalı? Fırlayacak mı? Şampanya patlatın mı? Okan tornavida takıp tornavida tut. Kanka o var ya çok sakat. De bunu aç bana ya. Pop diye var ya bomba patlıyor ya. Bu da sanki şey patlatıyor. Abi bomba patlıyor ya. Şey vardı. Tüp patlıyor, tüp patlıyor. Şampanya. Ama nerede görmüş böyle şampanya açıldı ya? Böyle diyorum. Var ya içinden bir şeyler çıkıyor. Konfeti. Oğlum bir de bana tutma lan. Oğlum orada tabelalarım var. 7,5 tanesi. Bırak oraya. Abi gel. Şimdi ben buna böyle basacağım. Bunu yayını gerdireceğim. Sen de oğlum yere yap abi gelmesin. Abi konfeti havaya patlatıyor. Çevir. Yan kapağı geldi şimdi bak Enver'in yan kapak piç. Dur bakayım onlar ikinden sıfırlıyordu ona göre. Aysa senin onu yapamıyorum çünkü çok işim vardı. Sen aç da. 18 watası çok kasıyor ya. Bütün tersler bizi bulur. Kolum ardı döndür. Hayır. He! Kim acaba ya? Bu babamın çalışıydı ya. Babam geldi galiba. Kim bu? Aa Çınar. Lan kapağı çıkmış. Hayır selam geç. Aslında bir çizgi çekip onu denemek lazım ha. Neyi abi? Bunu yatırayım da. Tamam. Neyi deniyorsunuz siz? Abi ne ben bunu çevir kolum ağrıdı. Öyle değil zaten yanlış çeviriyormuşuz. Öyle değil zaten. Ne yapacakmışız? Göster bana da bir yandan söksün. Söksene Enver abi. Söyle buna göster. Güzel ver. Kafayı tutup böylece çevir. Tamam ben de zaten yarım saatten beri öyle yapıyorum. Tamam içinde bunun giren mil de döndüğü için şey açamıyorsun bak. Tamam bir şey söyleyeyim öyle bir şey olabilir mi acaba? Neyi abi? Abi? Kafadan döndürüyorsun ya. Döndürünce içinde kapatıyor mu aşağıları acaba? İçinde abi hayır. Kafanın içinde şey. Somun düşün o kafayı. Tamam. İçinde de vida gidiyor. Evet, ama takılıyor. O vidada oyun dönüyor. Bunun altına da bir tane 14-15 sokun. Kağız nerede? O kalın. O kalın. Hayır ben şu an. Onun altına gidiyor ya da bir tane tornavida video soksan. Öyle değil. İki ağzı sokacak. Öyle değil. Gidelim. Çınar ben sen benim motoru olayım. Alsan oraya ortasına padel indirip. Sok bakalım kışı abi. Öyle değil bak. Oraya sok. Aynen. Motoru al Peugeot'un yanına doğru böyle kafalama geri geri sok bir daha. Bu ortalık açılsın. Çift egzoz. Allah'ım çok güzel. Bana da biraz şey ver. Onu yedilerin adama. He? Onu sandıracağım. Buradakini ver. Yok. Biraz öne gel istersen kurtar arkasını. Abi. Ya da onu sok. Aynen. Sen bir dakika biraz daha aç. Attık içine ya. Onu bir girebilsin. Ortalık açılsın. Orta hep bayağı zor alabilirsin Çınar haberin olsun. Abi levye ile kastırın. Getir. Bas bakayım. Bir taraf fındıklarla uğraşıyor. Bir taraf ön basıyor. Emre'nin önüne basıyor. Boş
Resmin bezi. Ben daha sonra kalkacağım. Çok yorgunum. Bugün de işlerden geldim. Belki ben bugün yapmam, yarına bırakırım benim işi ama kafam çok dolu, başım ağrıyor arkadaşlar. Kargaşa. Bunu motor toplayan, motor uğraşan kişiler anlar. Bir yerden sonra sıkılırsın ya. Şu an o moddayım. Buna nasıl oluyor? Onca denemeden sonra ön kavalları açamadık. Kavallar yalama vesaire değil ama çok sıkı ve daha önce hiç açılmamış. Ve motor DSK'sı olduğu için beklemiş kalmış yani. Bir şey yapsana Emir. Bakalım, başka anahtar almaya gittik. Takım vesaire değiştireceğiz. Onlara deneyeceğiz arkadaşlar. Saat de ilerledi. Zor bir durumdayız. Yavaş bekle ama ben göreyim. Sıfır malzeme de alsan ne yaparsan yap. Böyle sorunlar karşılaşabiliyorsunuz motorda. Nasip. Neresi yalama? Ben motor yalama çıktı. Salattan da girmiyormuş oğlum. Neresi yalama ya? Hayır yalama değil, bir dakika. Ne ya o, nereye ne bakayım? Bizimle gördüğüme mi inanayım? Nereye yalama? Bak. Tamam al, ondan da var. Cebinde vidayla geliyor. Anasının. Ne abi? Anasının. Bak. Efe beni çek. Arkadaşlar fındıkların yayı uzun. 28 cm fındık aldık. Bir hata yaptık. Şimdi canavarla keseceğiz. Ben halimden, yüz ifademden anlıyorsunuzdur yorgun olduğumu ve sıkıntım olduğumu. Canavara tak şimdi de kendine kes. Kendine daha iki tane daha fındık var da açılacak da. O motora basacak, sonra motora getirecek de. Basarız. Emel, ne söylemek istiyorsun babacığım benim senin? Kardeşim. Babacım, biz kimseye rakip veya denk değiliz. Bu işi yapan herkese selam olsun. Bizi izleyen varsa. Ben bu işi bıraktım bile. CGM Hüseyin abimle Necati abim. CGM lazım. Beni ne? Bu işi yapan herkese selamımız olsun. Hepimiz aynı işte koşuyoruz. O iyidir, bu kötüdür fark etmez. Biz de emek veriyoruz, siz de emek veriyorsunuz. Yalan. Hepinize tıklayacağız. Evet arkadaşlar, Emre'nin motor artık ön yerledip. Arkayı da bir fındık taksanız Emre. Şu tarafınkini sök. Gösterme ağzındakini. Ağzımda tamam, ben göstermeyeyim seni. Tamam. Papatyanı. O kesikliğiyle al. Bu ne oğlum? Yerle bir olacaktık, yarla bir olduk. Kızım beni istemeyesiz gelin. Bizim, sizin yollar bozuk. Yeter geçirmiyor. Duruyor mu? Yerler esnecek. Kaldırmasın biraz daha. Aleti böyle yapacağım. Emre abi, aletin böyle değil miydi? Yoksa biraz daha kalkık mıydı? O zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Bunları iptal edip ona güzel demir tanesi. Lama demiri, ciğer paketi. Olabilir ama şu an kafası cidden yüksek durur. Biraz kaldır arkayı. Kafası yüksek durur. Biraz o da niye kafası yüksek durur? Depodan dolayı. Evet, depo yukarı doğru genişliyor. Peki bunu kesebilir miyiz? Bir tane keseriz, bir kere daha keseriz. Bir tane daha kesersin. Hiç bu kadar daha kesersen. Aynen, böyle olur. Ama böyle olmaz. Ama sen diyorsun ki. Böyle olmaz. Bir tık daha kalkar. Bir şey şöyle düşün. Hayır, keseceğiz. Keseceğiz, kalkacak da. Bak şimdi. Sen bunu kaldır. Kaldır o zaman bunu. Bak şimdi bunu böyle taktın ya. Bunu böyle taktın. Bırak. Şu an ön yukarıda mı duruyor? Hayır. Hayır, arka havada. Ama bizim unuttuğumuz şey ne? İçi yaylı. Bizim daha oturma mesafemiz var. Evet. Bak tamam. Mesela abi. Yine otur bakayım. Bitti. Gene benim dediğim mantığa bence geliyor. Ama geldi. Şu an tek yayda ondan esniyor. Senin indirip gibi. Çift yay tamam. Yaparsak belki esnemez. İki kişi bindiğimi düşün. Motor yaylar esnecek. Bir gün kullansa esniyor yani. Aynen öyle. Bu önü biraz daha bassan. Şunu söksen. Bu basar. Biraz yok, basmaz abi. O zaman yapacak bir şey. Ne yapacaksın daha mı? Ne abi? Fındıkları takıp devam edeceğim. Doğru mu? Bak. Ön kavalı keseceğiz. Başka? Kesik ön kavalı mı var? Var mı? Diğer kavalım benim dibine kadar oturuyor. Tamam şu fuar. Ama şimdi değil yani. Şu anlık kalsın, bize yeter. Dene şu biraz. Yeter. Keyif al biraz, bak. Kafana göre. Yok şu anlık bu beni keser ya. Şu motoru bir çalıştırır mısınız? Sesini çok merak ediyorum. Benim eksuzumla. Çalışır mı? Bir onu bir sor. Ayak marşta vuramayacaksın ne motoru? Vururuz ya. Vururuz. Benim eksoz nasıl olacak bunda ya? Çok merak ediyorum. Yap. Bir dakika dur. Ha tamam yap. Ayak marşı vur. Müziği kapat Çınar. Amfiden kapat, amfiden. Oğlum müziği kapatıyorum, açıyorsun ya. Heh. Hadi. Almayacak. Heh. Almayacak. Niye? Denemenin anlamı yok. Ben bu sesi biliyorum. Al.
Aynen. Alacak o motor. Çok kısa ki mesafe. Tut bakayım şurada. Hayır, 25'te yok değil mi abi? Bu mesafede bir şey yok. Yavaş dokunman lazım. 25'te öyle alıyor. Şey var mı? Aynen öyle alıyor. Gaz da vermeyeceğim. Dur. 2000 years later. Motor orta sepaya al, üçüncü vitesi alın, arka lastiği döndür. Öyle yapacağım şimdi. Motor al orta sepaya, al motoru 3'e, arka lastiği döndür. Motor yapılır. Adana işi. Okan, sinyalleri tut. Biraz versene abi. Çok az bir şey vereceğim abi. Gaz takılı kaldı. Bir şey oldu, bir karışıklık oldu. Motor ondan çalışmıyordu az önce. Gaz telini yanlış yerden aldık büyük ihtimalle. Gerdi. Gaz telini yerde değil mi, öyle yapar. Bir şey söyleyeyim mi, 10 numara bağırıyor ha. Yapıyor. Şu mu? Bu abi. Hangisi bu? Bu. Nerede o? Ben daha eve gideceğim buradan. Başka yerden nereden alacaksın ki bunu? Bir dakika, bir kere deneyelim mi? Emel denemem. Dur, denemene gerek yok. Şey görüyormuş bunu gazcık. Şu mu? Şu. Bunu yok abi, bu tamam, bu tamam baba, bırak tamam, al boşta sana abi, elin kontakt olsun, bağırmasın bu saatte, sıkıntı olur. İşte bir yerini yapıyorum, bir yeri sorun yapıyor arkadaşlar. Ya kablonun oradan geçerken bir yere o şey yapıyor. Başka hiçbir ihtimal yok ya yani motorun. Karbüratöre parmak attın mı? Karbüratörle alakası yok. Hayır, roletti oynadınız mı hiç? Hayır. Oğlum kafa söküldü sadece. Oynanacak bir şey yok ki. Ön lastiği söktün mi sen? Olmadı. Hah, maşallah. Ha? Ne abi? Ön tarafı söktün mü? Başka bir şey yapmış olabilir. Hayır, önle alakalı bir şey yok abi şu an. Neydi muhabbet lan? Abi şu anki muhabbet gazeteli gerdi. Tamam, motorun gaz teli neredesin? Benzin bak geldi. Vallahi sıkıldım ben senden. Bunlar yapsın, ben kendi motorumla elektrik testi hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, Enver'in motorunun basık hali tam bu şekilde. Şöyle söyleyeyim, videoyu çekemedik, kapanışta yapamadık dün. İşte bugüne kaldı, telefonum kapandı. Motoru basık 10 numara oldu. Şimdi Enver de gelir. Bakkala gitti o da. Bakalım gerisi fuarda. 10 numara 5 yıldız oldu. Bakalım, daha motor yapacağımız çok şeyler var. Benimkine de, Emre'ninkine de. En son halleri artık, nasip bir ay sonra mı biter tam haliyle. Yoksa ilerleyen zamanlarda satar mıyız, satmaz mıyız? Hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Ama şu an motorun şu göstergesi vesairesinin değişmesi lazım. İnce detaylar kaldı, makine yapılacak. Makine de sorunlu. Bakalım nasip. Fuar videosunda, yok bu MV2 videosu. Benim motor videosunu da izleyip ondan sonra fuar videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın.